İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeden önce ezeli rakibin onun yeteneğini fark edememesiyle, beğenmemesiyle kapısından dönmüş. Nasıl mı? Trabzonspor'un Fenerbahçe'de yıldızı parlayan, milli takıma kadar yükselen İsmail Yüksek için hiç devreye girmediği, hiç temas kurmadığı, hiç araştırma yapmadığı ortaya çıktı. Sadi Tekelioğlu birkaç kez İsmail Yüksek'i Trabzonspor'a önerdi. Alınmalı raporu sundu. Ancak Trabzonspor'un scout ekibinden İsmail Yüksek için geçerli not çıkmadı. Bize uygun değil raporu çıktı. Bordo Mavili yönetim de hiçbir şekilde oyuncu menajeri ya da kulübüyle temas kurmadı. Resmi teklifte dahi bulunmadı. İyi ki bulunmamış. İsmail Yüksek için önce Antalya Spor devreye girdi. Kulüp ile İsmail Yüksek prensip anlaşmasına vardı. Pandemi döneminde süreç yavaş ilerledi. İşte burada Fenerbahçe hemen devreye girdi. Oyuncu ve menajeri Antalya Spor'a söz verdiği için bekledi. Ancak dönüş olmayınca Fenerbahçe 500 bin TL, altyapıdan 2 oyuncu artı Topuk Yaylası'nda 2 dönem ücretsiz kamp teklifiyle işi bitirdi. Ve böylece Fenerbahçe Süper Lig'in en iyi, en modern 6 numarasına sahip olmuş oldu. Öte yandan Fenerbahçe'de Buruma ve Lemos ile beraber Türkiye Futbol Federasyonu'nun tescil listesine dahil edilmeyen ve ilk yarı hiçbir Süper Lig maçlarında görev alamayacak oyuncularından olan istenmeyen Filip Nova sürpriz bir transfer teklifi geldi. Vole'de yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Cazira'nın sarı lacivertli takımın formasını giyen, gitmesi istenen Filip Novak için resmi teklif yaptığı belirtildi. Umarız bu işe yaramayan transferden Arapların istekli Novak'ın gönüllü gitmesiyle hemen biter.